İslam'daki ibadetlerin benzerleri diğer dinlerde neden var? Dinler birbirinin kopyası mı? Birçok Müslüman da bunu merak etmiştir. Yani İslam dininde namaz ibadeti var, Allah'ın emri, oruç ibadeti var, kurban ibadeti var, hac ibadeti var, işte zekat ibadeti var ve benzeri ibadetler. Bu ibadetlerin bazen aynısı, bazen de çok benzeri diğer dinlerde de var. Yani bugün mesela İşte ehli kitapta namaz diye yazarsanız birçok video çıkacak karşınıza. İşte namaz kılan Hristiyanlar, namaz kılan Yahudiler, abdest alan Yahudi. Veya işte namaz kılan Hindu, Budist. Müslümanlar da merak ediyor. Yani neden onlarda böyle ibadetler var? Birçok İslam eleştirmeninde işte ateistler, deistler, agnostikler vesaire diyorlar ki işte dinler birbirinin kopyası. Bunu söylüyorlar. Peki öyle mi? Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an'dan şunu öğreniyoruz. Yüce Allah bütün toplumlara peygamber gönderdiğini söylüyor. Ve peygamberlere verilen emirlerin büyük çoğunluğu aynı. Sadece bazı teferruatlarda farklılık var. Yani şeriatın özü aynı ama bazı teferruatlarda farklılık var. Mesela Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılan ayet. Bakara suresinin 183. ayeti. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus-siyam." Ey iman edenler, oruç size farz kılındı. Nasıl? "Kema kutibe alellezine min kablikum." Öncekilere farz kılındığı gibi. Öncekilere farz kılındığı gibi. Sizden öncekileri. Yani Kur'an önceki ümmetlere, önceki peygamberlere de oruç tutmanın farz kılındığını söylemektedir. Yine Beyyine suresinden öğreniyoruz ki, Beyyine suresinin 5. ayetinden, namaz ibadeti de, zekat ibadeti de biz Müslümanlara emredildiği gibi, yani Muhammed Aleyhisselam'a emredildiği gibi, onun ümmetine emredildiği gibi, daha önceki ümmetlere de, peygamberlere de hepsine teker teker emredilmiştir. Namazda, zekatta. Ekimus salate ve etuz zeke. Namazı kılın, zekatı verin. Bu emir biz Müslümanlara olduğu gibi, biz Müslümanlara verildiği gibi daha önceki ümmetlere de verilmiştir. Yani Kur'an bize bunları bildirmektedir. O yüzden dolayı da diğer dinlere baktığımızda bu ibadetleri görmemiz. Mesela kurban ibadeti. Kur'an açık bir şekilde daha önceki ümmetlerde de kurban ibadetinin olduğunu bildirmektedir. Bakara suresinin 183. ayetini okudum. Orucun daha önceki ümmetlere de farz kılındığını bildirmektedir. Namazın, zekatın farz kılındığını bildirmektedir. O dinler tahrif de olmuş olsalar, bu tür ibadetlerin bulunması da gayet normaldir. Bu dinlerin birbirlerinden kopya olduğunu göstermez. Tam tersine bu İslam dini hak bir din olduğunun göstergesidir.